İstanbul'dan herkese selamlar. Global Taral'ın Ferrari traktörlerinin distribütörlüğünü aldığı ve bunu herkese duyurduğu lansmandan herkese selamlar efendim. Bir canlı yayın silsilesinin sonunda ben de dahil oldum. Tarım televizyonlarının aynı anda canlı yayında bulunduğu bu lansmanda ben de artık kapanış kısmında sizin merak ettiğiniz birkaç soruyu yöneticilere soracağım. Cevaplarımı aldıktan sonra da canlı yayından birkaç dakika içinde veda edeceğim. Ama buradan bir bilgi vermiş olayım. Eğer bunu YouTube'dan veya daha sonra Bant yayından izliyorsanız programın devamında ürünlerin teknik detaylarını çok daha fazla bir şekilde inceleyerek programı sürdüreceğim. Canlı yayının son birkaç dakikasına önce Volkan Bey'den yani Global Taral tarafından başlamak istiyorum. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi şahsen iletiyorum. İzleyenler adına ve Türk çiftçileri adına iletmiş olayım. Global Taral'ı biz biliyoruz. Tarıma yıllardır hizmet veren, hizmet vermeye devam eden ve artık yeni ürünleri de hizmet ağına ekleyen bir marka. Sizin Ferrari traktörlerinden beklentiniz nedir? Nasıl bir tutkuyla bu işe yaklaşıyorsunuz? İhtiyaç nereden doğdu ve bu işbirliği nasıl başladı sizin tarafta? Şu anda biz bu görüşmeleri ilk dediğim gibi 99 senesinde başladık ama bu fikrin olgunlaşması ve Ferrari ile beraber ortak yürümemiz en az bir 3 seneyi buldu. Yani biz sadece adetlerle gitmedik Ferrari firmasına. Biz ortak ne üretebiliriz? Türkiye'ye katma değer ne sağlayabiliriz? Türk çiftçisine nasıl faydalı olabiliriz? Bunun üzerinden yürüdük ve sonunda 5 sene içerisinde yapmış olduğumuz plan, 5 sene içerisinde Ferrari traktörlerin montaj hattıyla ilgili Türkiye'de bir yatırım yapmak. Hayalimiz bu. Güzel bir plan. Aslında kulağa çok hoş geliyor. Türkiye'de de üretimin planlanması bile bizim hoşumuza gidiyor. Ama ilk ürünler artık Türkiye'de evet. Ve satışına başlanacak. Tabii sunumlarda bazı tarihlerden de bahsedildi. Bazı modeller önümüzdeki yıldan itibaren gelecek ama şu anda gelecek modeller var. Herkesin aklında şu doğmuş olabilir. Biz bunu nereden satın alacağız? Bir bayi yapılanması ayrıca oluşacak mı? Satışlar ne zaman başlayabilir? Biz çiftçimize daha kolay ulaşıp daha iyi hizmet verebilmek için Taral'da da uygulamış olduğumuz ilaçlama makinelerinde ya da diğer ithalatını yapmış olduğumuz ürünlerdeki sistemimiz bayilik sistemi ve servis. Biz bayilik sistemine çok önem veriyoruz. Traktörde de biz aynı şekilde bayi ve servis ağını oluşturup bu bayilerimize, servislerimize gerekli eğitimleri verdikten sonra bayi üzerinden satış sistemine devam edeceğiz. Peki ilk traktör, ilk çiftçiyle ne zaman buluşabilir? Şimdi burada biz yarın bayilerimizle bir toplantı yapacağız. Bu toplantı sonucunda ihtiyacımız olan Türk çiftçisine hitap edebilecek doğru ürünleri seçtikten sonra ruhsatlandırma ve diğer işlemler muhtemelen 3 ayı bulacak. Yani 3 ay sonra hemen hemen biz 10. ayda veya 11. aya doğru sezona yetişeceğiz. İlk çiftçilere traktörleri teslim edebileceğiz. Muhtemelen inşallah bir aksilik çıkmazsa dediğiniz gibi 3 ay sonra bayiler üzerinden traktörlerimizi satışa sunacağız. Peki bir de yoğun talebin olduğu bir dönemden geçiyoruz Türkiye'de tüm traktör markaları ve tüm traktör modelleri için. Bu yoğun talebin İtalya tarafından karşılanması söz konusu olacak mı? Nasıl bir talepte bulunacaksınız? Türkiye için en azından yılın son 2 ayında veya 3 ayındaki hedefiniz nedir? Şimdi dediğim gibi burada bayilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Biz diğer ithalatını yapmış olduğumuz ürünlerde senelik bir forecast veriyoruz, bir planlama veriyoruz. Aynı planlamayı da Ferrari ile oturduk, konuştuk, bunları yaptık. Ama modeller üzerinde değişiklik yapabiliriz, bunu kendilerinde belirttik. Herhangi bir gecikme yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Bayi taleplerine, çiftçimizin taleplerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. Peki Volkan Bey, şimdi İtalya tarafına da dönelim. Onların da beklentilerini soralım. Okay. Congratulations first of all. Öncelikle tebrik ediyorum. What is your expectations from Turkish tractor market and what is the importance of this market for Ferrari and BCS Group? Türkiye pazarından beklentilerini ve bu pazarın grup bünyesinde yani BCS gruptaki ve Ferrari traktör bünyesindeki önemini sordum. I'm very optimistic about this partnership and I have a very big expectation in terms of how the market will react to this new partnership. I think here we have all the main ingredients
to really transform this partnership in a success. We have a very strong and professional distributor with a strong history and tradition in the country, like Global Taral. We have our product offering that you can see today, that is really tailored for a specialty market. And we have also the third point, which is very important, which is the network of dealers that Volcan is now nominating and creating. I think that thanks to these three things, we can easily become one of the leaders in the specialty tractors. And I think we can easily reach, start from dozens of machines, we can easily reach hundreds of machines per year. I'm sure about that. You ask me. Let me translate, please. Açıkçası bu işbirliğinden dolayı son derece memnun. Bu pazarı da oldukça önemsiyorlar ve bu işbirliğinin başarıya dönüşmesi için de bütün ne derler temel taşlara da sahipler, çünkü güçlü bir partnerleri var. Global Taral gibi Volkan Bey'in de bahsettiği üzere köklü bir geçmişi olan bir markayla beraber işbirliği yapmak onları başarıya ulaştıracağını düşünüyor ve bunun için de sundukları ürünlerin teknik olarak özel bir pazara, yani bunlar özel traktörler, özel işler için kullanılan traktörler. Dolayısıyla onlara çok uygun teknik özelliklerinin barındırdığını ve dolayısıyla başarıya ulaşmak için tüm elementlerin olduğunu söylüyor. Devamını kendilerinden dinleyelim. You ask me why the Turkish market is important for us. We are producer of tractor for specialty business, meaning that we want to be the point of reference for specialty crops. And Turkey, you know better than me, is famous for having a lot of orchard, a lot of vineyards. So this is really where we can make the difference for the farmers. And this is why I think we can really be successful in this market. Açıkçası bir önceki sözlerinde şunu da söylemişti, atlamış olmayalım. Bugün belki birkaç traktörle başlasak bile çok kısa sürede yüzlerce traktörü satabileceklerini ve bu özel traktör pazarında çok hızlı bir şekilde lider olabileceklerini de söyledi. Az önceki cümlelerinde de şunları belirtti kendisi. Özellikle bu noktada tabii atladığım belki birkaç kelime olabilir ama orayı tam hatırlamakta zorlanıyorum. Can you repeat it? Yes, I was saying that thanks to the fact that we have a product offering which is really tailored for specialty crops. You know better than me that in Turkey there are a lot of orchards, a lot of vineyards, and so I'm sure that thanks to the product offering and the opportunity in the market, we can really become the point of reference for the farmers that are working in orchards and are working in vineyards. Bu noktada Türkiye'nin de tabii ki birçok bağı ve bahçesi olduğunu, bu noktada açıkçası şahsi görüşlerimi eklersem İtalya'dan çok da farklı olmadığını düşünüyorum. Hatta evet, daha geniş alanlara da sahip olduğu için orada iyi çalışan ürünler burada da iyi çalışacaktır. Ve bu niş pazara, bu özel pazara sundukları ürünlerin de geri dönüşlerini çiftçilerden çok iyi alabileceklerini düşünüyorlar açıkçası. Beklentileri de oldukça yüksek. So, thank you very much for your time and for your effort. Congratulations again. Thank you. Volkan Bey, tekrardan teşekkür ediyorum. Biz ve teşekkür hayırlı olsun diliyorum. Hepimiz. Hem sizlere, hem İtalya tarafına, hem de Türk çiftçilerine. Hepimize. Ferrari traktörlerinin artık Türkiye'deki varlığı bugün itibariyle başlıyor. Yakın zamanda da satışa başlanacak. Hatta tarih vermek gerekirse de 2023 yılının Eylül-Ekim aylarının sonuna doğru satışa sunmaya hazır olacağını düşünüyoruz. Ancak burada şu anda Türkiye'ye gelen birçok çeşit ürünü görebiliyoruz. Daha da fazlası 2024 itibariyle gelecek. Mevcut ürünlerin teknik özelliklerini ürün müdürü Marcello ile beraber konuşacağız ve kendilerinin patentli birçok özelliği var bu traktörü sıra dışı yapan. Bu traktörü sıra dışı yapan dediğim özellikler gerçekten sıra dışı şartlar için geliştirilmiş. Yani özel işlerin traktörleri bunlar. Sıradan bir çiftçinin, sıradan bir iş için alacağı traktör değil. Daha çok hangi ürüne, nasıl bir teknik özelliğe ihtiyacı varsa ona göre portfolyodan, ürün gamından seçeceği özelliklere sahip. Biz de bulunduğumuz noktadan, yani şu anda Türkiye'ye gelen ürünlerin en küçüğünden başlamak istiyoruz. Ardından sırasıyla buradaki mevcut ürünlerin tüm teknik özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Çünkü her bir özellik her bir traktörde toplanmış değil, adeta isteğinize göre şekilleniyor. Şimdi sözü Marcello'ya vereceğim ve tüm detayları öğreniyor olacağız. Marcello, programımıza hoş geldin. Bu traktörler hakkında ders almak istiyoruz. Zor şartlar için geliştirilmiş,
Ferrari ve BCS Grup adına patentli birçok özellik var. Dilersen en küçük traktörle başlayalım. Çok sevimli ve basit bir traktör gibi gözüküyor. Ancak birçok özelliği var. Lütfen sen devam et. Biz genellikle bağlar ve bahçeler için traktör üretiyoruz. Bu tarz uygulamalar için traktör hafif ve kompakt olmalı. Kompakt derken şunu kastediyoruz. Bazen mümkün olduğunca dar ve bazen de mümkün olduğunca yere yakın olması gerekiyor. Önümüzdeki traktör ürün gamımızın en küçüğü ve adı Cromo 35ER. Which is called Ferrari Cromo 35ER. Öncelikle motorundan başlayalım. Üzerinde 1.1 litrelik Kubota motoru bulunuyor. 1.1 litre. Evet, 1.1 litre, 3 silindirli bir motor. 25 beygir güç üretebiliyor. 27 horsepower. Because in this way we can motor veya traktör üzerinde fazla elektronik parça yok. Çoğunlukla mekanik olarak yönetiyoruz. Bu mekanik bir motor. Ve stage 5. Evet, tabii ki stage 5. Başka türlü sınırımız olmazdı. 3 silindirli Kubota motor olduğunu söylemiştik. Şimdi kaput üzerinde yazan AR kelimesinin anlamını söyleyelim. Articulate. Traktörün şasesine bakarsanız belden kırma olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla çok kolay ve etkin bir şekilde dönebilir. Evet, kesinlikle. İyi bir dönüş açısı var. Ayrıca belden kırma olmasının bir avantajı daha var. Dönüş açısı iyi olunca lastiklerin çok dönmesine gerek kalmıyor. Böylece kaputa daha yakın durabiliyor ve sonuç olarak dar bir traktör elde ediyorsun. Aynı zamanda arka tekerler ön tekerlerin izini takip ediyor. Üst düzey bir manevra teknolojisi. Bu boyutta bir traktörde. Evet, böyle bir traktörde. Peki hidrolik kaldırma kapasitesi nedir? Çok küçük bir traktör olunca merak ettim. Traktörün boş ağırlığının 1 ton olduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Ancak kaldırma kapasitesi 900 kilogram. Arka tarafta 2 silindir var. Kategori 1 olan 3 nokta askı sistemi ile 900 kilogram kaldırabiliyoruz. Diğer markalarda böyle bir traktör var mı? 26 beygir mi dediniz, 25 beygir mi dediniz? 25 beygir. 25 beygirlik bir traktör ve belden kırma. Sanırım sektörde tek. Evet, bu üstün özelliklerle sektörde tek. Çok güçlü bir şanzımanı var. 8 ileri, 4 geri, toplam 12 hız aralığı sunuyor. Bunları göz önünde bulundurunca bu tarzda başka traktör yok. Harika. Hadi o zaman diğer çeşit traktörlerle devam edelim. Şimdi ikinci traktörün önündeyiz. Adı Cobram. Evet, Cobram 60RS. Köhler motorlu bir model. 3 silindirli. Köhler bir Amerikan markası olsa da bu Common Rail dizel motor İtalya'da bize yakın bir yerde üretiliyor. 49 beygirlik bir gücü var. 3 silindirli ve 1.9 litrelik bir motor hacmine sahip. RS kelimesi bu traktörün düz bir şaseye sahip olduğunu ifade ediyor. Geleneksel traktörler gibi.
Geleneksel traktörler gibi. Belden kırma değil, sabit bir şasisi var. Evet, diğer traktör gibi bu da izodiyometrik ve eşit ön ve arka tekerleklere sahip. Bu makinenin şanzımanında bizim tasarımımıza özgü bazı önemli özellikler var. Design concept and they are in the transmission. First of all, son redüksiyon dişlisinde planet dişlisi var. In the final reduction gear on the four wheel, we have planetary gears. Bu tarz bir traktör bize özgü bir şey. Our trademark with this kind of tractor. Planet dişlisi sayesinde sürekli 3 vites bağlı oluyor. Engage instead of one that you have with normal spar gears. And so is ve daha çok gücün tekerlere aktarılması konusunda daha güvenilir bir çözüm sunuyor. Reliable and can transmit much more power and torque to the wheels. Right. The other very important diğer bir önemli özellik ise bununla başlıyor ve daha üst modellerde de sunuluyor. Yağ banyolu çoklu diskli şanzıman olması. Motorda değil, şanzımanda bulunuyor. And we can manage this clutch which is bu uzun ömürlü bir şanzıman. Çünkü servis ihtiyacı yok. Ayrıca size daha sonra anlatacağım birkaç şekilde yönetebiliyoruz. Aynı zamanda tersine dönebilen bir traktör. Evet, kesinlikle. 12 ileri, 12 geri vites sunduğumuz bir model. Ve koltuğu geri döndürebiliyorsunuz. Sürüş pozisyonu 180 derece çevirebiliyorsunuz. Geri çevirmek kolay mı peki? Evet, gayet kolay. Hadi gösterelim. Öncelikle koltuğu çözmeliyiz. Bu noktada tamamen çevirmeliyim. Bunun gibi. Çok kolay. Gördüğünüz gibi bu durumda çift pedalımız var. Double pedals. Both for the brake, frenler, debriyaj ve gaz pedalı her iki tarafta da var. Clutch, this and this, and the throttle. Perfect. İkiz pedallar. Evet, ikiz pedallar. Bunlar bu traktörün ana özellikleriydi. Peki şimdi üçüncü nokta neresi? Diğer nokta Mizar 70. Hadi oraya gidelim. Şimdi de Mizar 70 isimli traktörün önündeyiz. Dual Steer yazısını görüyorum. Ve yüksek teknik özelliklere sahip kategori 4 bir kabin görüyorum. Diğer detaylar sizden geliyor. Evet, öyle. 4 silindirli, 2,5 litre hacimli Köhler motorlu bir traktör. 2,5 litre. And it is derated. 63 beygir güç üretiyor. Then the transmission, it is şanzıman olarak 12 ileri, 12 geri. Ancak kabin içinde göstereceğim özelliklere de sahip. Dışarıdan bakıldığında kategori 4 kabinimizi ve üzerindeki birçok LED ışığı görebilirsiniz. 4 adet ışık var. Yeah. 10 for the precision and it is a very comfortable cab. Çok rahat bir kabindir. Tape, hoparlör ve birçok konfor detayına sahip. A lot of comfortable features inside. Okay. Here we can see that this machine. Bu da 12x12 şanzımanlıdır. Ancak geri vites ve ana viteslerin üzerinde siyah noktalar görüyorsunuz. Black buttons on the reverser lever and on the speed levers. This open and close the clutch. Bunlara basıldığında debriyaja basılmış gibi olur. Çünkü yağ banyolu çoklu diskli bir şanzıman traktörün DCU'su tarafından yönetiliyor. By pushing this one,
Düğmeye basarak kavramayı açıyorsunuz ve bıraktığınızda tekrar bağlanıyor. Ana vitesleri de bu şekilde kullanıyorsunuz. Debriyaja basmanıza gerek yok. Evet, anladım. Bu makineye standart olarak koyduğumuz diğer önemli bir özelliği ise Smart Brake and Go adını verdiğimiz bir sistem. Buradaki turuncu düğme ile aktif ederseniz, debriyaja basmadan sadece frene basarak traktörü rahatlıkla durdurursunuz. Dur kalklı işler için çok rahat çalışmanızı sağlayan bir özellik. Bu iki özellik bu makinede standart olarak vardır. Harika. Aynı zamanda tersine dönen ve belden kırma özellikleri de var mı? Evet, öyle. Geri dönüşü gösterebilirim. Diğer traktörden daha kolay ve daha hızlı dönüyor. Gerçekten mi? O tarafa gelip göstermem lazım. Buraya gelin lütfen. Öncelikle burada süspansiyonlu bir pedalımız var. Diğerindeki gibi ikiz pedal yok burada. Ergonomi açısından çok faydalı. Çünkü tek ayarla her iki tarafı da kullanıyorsunuz. Koltuğu çözüyoruz. Burada bir yay var. Koltuğun kalkmasını kolaylaştırıyor. Koltuğu döndürüp aşağı bastırıyoruz. Pedalları da indiriyoruz. Çok kolay, çok hoş. Çok kolay ve çok hızlı. Diğer çok önemli özelliğimiz ise dual steer. Onu traktörün önünde konuşalım. Bu makine iki düvenleme sisteminin birleşiminden oluşuyor. Daha önce bahsettiğimiz belden kırma sistemi ve ön tekerden düvenleme sistemi. Bu bize 70 derecelik bir dönüş açısı sağlıyor. 70 derece, wow. Evet, evet. Tam 70 derece. Çok yüksek bir manevra yeteneği var. Harika. Yine harika. Peki, dördüncü ürün hangisi? Diğer ürünümüz Thor. Şimdi onu göstereyim. Şimdi Thor 85 AR'nin yanındayız. AR, belden kırma özelliğini temsil ediyor. Ama bir adımımız, özellikle sağ teker, üstte duruyor. Açıklayabilir misiniz? Bu bize salınımlı şasemizi daha iyi anlatma imkanı sunuyor. ...15 dereceye kadar yan açıda salınım yapabiliyor. Tüm makinelerimizde olan bir yetenek. Sizin de dediğiniz gibi AR, belden kırma anlamına geliyor. Ortadan dönen hareketi kendiniz de görebilirsiniz. 85'in anlamını şöyle açıklayalım. Mizar 70'te olan aynı Köhler motor var. 2,5 litrelik ancak en yüksek güç seviyesinde, yani 75 beygir üretiyor. Bu segmentteki sınırımız bu. Çünkü üre ve SCR gibi ekstra maliyetlerden ve kaputun altında daha geniş bir yer ihtiyacından kaçınmış oluyoruz. Harika. Teknik olarak belden kırma ve izodiyametrik. Dolayısıyla çok yetenekli bir traktör olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu model eşit tekerlekli segmentteki en üst düzey modelimiz. 16 ileri, 16 geri vitesi var. Sürücü koltuğu geri dönebiliyor. Cobram'da gördüğünüz ikiz pedal sistemi var. Hidrolik kaldırma kapasitesi 2300 kilogram.
Süper. Başka bir 85 numaralı traktörümüz var. Ancak onun adı Stellar. Bu farklı bir traktör. Çünkü Stellar'da arka tekerler daha büyük. İzo diyometrik traktör değildir. Ve belden kırma değildir. Son anlattığımız traktörle aynı motor özelliklerine sahip. Sadece ön tekerden dönüş yapılmaktadır. Belden kırma değil. Evet, belden kırma değil. Tor gibi 16 artı 16 şanzımana sahip. The difference is that in front we have the Lanet dişlisi ön tarafta vardır. Arkada düz dişli vardır. Bu sayede makinayı mümkün olduğunca düşük bir yükseklikte olmasını sağlıyoruz. So with this solution we have the machine with the lowest profile possible. Perfect. Also I Ayrıca traktörün altında kapalı bir alan gördüm. Bottom of the tractor there is a closed area. Evet. Bir koruma bölümü var. Tüm modellerde var mı? Evet, tüm modellerde var. Harika. 5 traktörü inceledik. Bir traktör daha var. Adı Chroma. Ancak ilkinden farkı belden kırma olmaması o kadar. Dolayısıyla tüm farklı modellerin teknik özelliklerini anlatmayı bitirdik. Ürün gamımızın sadece bir kısmı burada. Ancak buradakileri tamamlamış olduk. Sanırım 2024 yılının başında 100 beygirlik bir model daha gelecek. I think 100 horsepower it has. 2024 yılının başında sunmak üzere birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Ancak o 100 beygirlik model yıl sonuna kadar hazır olabilir. Peki Marcello, zaman ayırdığın, zahmet ettiğin ve verdiğin bilgiler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ferrari traktörleri artık Türkiye'de. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyelim. Alacaklara, merak edenlere bütün detayları özet bir şekilde aktarmaya çalıştık. Tabii ki bu ürünler toprakla buluştuğundaki 2023 yılının hemen hemen son aylarına denk gelecek bu. Biraz daha detaylı incelemelerde bulunmaya çalışacağız. Bir ekipmanla çalışmasını, özellikle bağlar için, bahçeler için uygun olan bir traktör, oraya özel bir traktör olduğu için de o bölgelerde çalışmalarını sizlere biraz daha kapsamlı göstermeye çalışacağız. Ama bugünün bir özetini yapmak gerekirse, Global Taral markası artık Ferrari traktörlerinin Türkiye distribütörü. Bu marka çok köklü bir marka. Ferrari'nin bir de üst çatısı var. Yani BCS Grup adında bir çatı marka var. Onların altında birkaç tane traktör markası var. Onlardan biri Ferrari. BCS Grup'un tarihi 1940'lara kadar giderken Ferrari'nin de tarihi 1950'lere kadar gidiyor. Yani bu konuda çok uzun yıllar tecrübe edinmiş, teknoloji geliştirmiş markalar bunlar. Ve bu ürünlerinde de bugüne gelene kadar 50'den fazla kendilerine özel patent geliştirmeyi başarmışlar. Dolayısıyla bu teknik özellikler sadece özellik değil, altı tarih, emek ve birçok teknoloji barındıran özellikler bunlar. Dolayısıyla böyle özellikli traktörlerin çok daha fazla Türkiye'de olmasına seviniyoruz. Olacak olmasına diyelim. Çünkü henüz burada gördüğümüz 6 tane model yeni traktörler gelmeye devam edecek ve satışa hazır hale gelmişse de dediğim gibi yıl sonunu bulacak. Tabii ki bayi yapılanmaları, satış için argümanlar, burada daha birçok şey konuşulacak, birçok şey gelişecek hızlı bir şekilde. Bugün daha taze taze Türkiye'deki lansmanı, ilk duyurusu yapılırken sizlere bu anları paylaşmaya ve bir hayırlı olsunu sizlere hem de markalara yapmaya geldik açıkçası. Biz gördüklerimizden sevindik. Umarım sizler de faydalı bilgiler almışsınızdır. Bir başka programda belki Ferrari ile sahada, toprakta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.